23 Kasım kova burçlarının haritasını çıkartıyorum şu an. Evet, 23 Kasım, 29 Kasım kova burçları. Ya şöyle söyleyeceğim, özellikle kariyerinizle ilgili yeni gelişmeler, yeni anlaşmalar, yeni beraber sizi bir sürü telefon değil, bir sürü insanlardan gelecek haberler, yöneticiniz ya da bulunduğunuz alandaki iş arkadaşlarınızla yeni iş oluşturma ihtimalleriniz çok yüksek. Yeni fikirler, yeni anlaşmalar, yeni koşturmalı işlere adapte olacağınız bir döngü olacak. Özellikle teknolojik ya da internet üzerine ne çalışıyorsanız inanılmaz derecede başarılı ve hedeflediğiniz yıl sonuna kadar bu sistemi oturtmak istiyorsanız gerçekten bunlar size çok büyük bir kazanç sağlayacak. Lütfen bunun üstüne gidin ve teknolojik üzerine ne yapıyorsanız artı ekstra kazançlar ve ortaklı bir sistemde yapacağınız işler var burada. Arkadaşlarınızla yaptığınız bir sistem olabilir bu. Bu size inanılmaz güzel farklı yerlere, yurt dışından teklifleri, hatta ve hatta yurt dışı ile ilgili taşınma noktanıza kadar gelecek. Bunları da bilgisayar mühendisiyseniz, teknoloji, uzay mühendisiyseniz çok büyük teklifler sizin hayatınızda artı kazançlar sağlayacak. Ama normal kurumsal bir noktada çalışıyorsanız yerinizde ufak ufak değişimler ve gruplar halinde çalışmanız sizin iş motivasyonunuzu arttıracağı, bulunduğunuz problemli dönemin geride kalacağı ve artı çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Doğru kazançlar sizi bekliyor. Yalnız siz kazanıyorsunuz da bu parayı dağıtıyor musunuz? Para mehrumunuz mu yok? Ben bunu anlayamadım. Ya bu kadar çalışıp, bu kadar özverili olup, bu kadar her şeye sırt dokuyup, eğri okuyup, sonrasında benim param yok, ne oldu diye düşünmenizi anlıyor. Bence bir para finansınızı kendiniz kontrol edin. Gereksiz alışverişleriniz var, bunları dikkate alın. Lütfen bunları hayatınızdan çıkartın diyorum. Sanki özellikle eski eş ya da eski çocuk, yani eski eşinizle alakalı çocuklarla ilgili sıkıntılar yaşayabilir. Bunlarla ilgili sorunlar sizi biraz rahatsız edebilir ve bu yeni ilişkinizi rahatsızlık yaratabilir. Yani insanın çocuğu olabilir, yeni ilişki buna karışmamalı. Lütfen her zaman çocuklarınız her zaman herkesten kıymetli olmalı diyorum. O yüzden geçmiş karı koca ilişkinizde, boşandığınız ilişkileriniz size rahatsızlık verecek ve bunlar sizi huzursuzluk yapacak. Ama şu anki ilişkinizde bu ilişkiyi bitirme kararı içerisinde ve siz bunu kabul etmiyor olabilirsiniz. Bunun için mücadele ediyor olabilirsiniz. Size olan eski değeri, eski sevgisi, eski enerjisi kalmadı ve size gerçekten hiçbir şey yapmak istemiyor ve hadi üstümden git modunda. Artık sen de kendi yolunu çizme vakti geldi diyorum değerli kova burçları. Ama güzel bir aşka yelken açacak bazı uzun süredir aşksız olan ve aşk kapınızı yalnız hisseden kovalarda yeni ilişkiler, yeni enerjiler size çok iyi gelecek. Yurt dışı ile ilgili seyahatleri olan ertelenen kova burçları belli aralıklarda iş yerini, iş ortağınız ya da işle ilgili yurt dışı kapılarınız olacak diye not almışım. Ev değiştirip yani büyük bir binadan daha müstakil bir alana gitmek isteyen bazı kova burçları bunun araştırmasını yapacaksınız. Bu iyi gelecek. Farklı bir yerden yatırım yapmak isteyen, özellikle askeri ve devlette çalışan bazı kova burçları farklı toprak yatırımları yapacaksınız ve bunu değerlendireceğiniz bir döngü olacak ve bu da size iyi bir kazanç sağlayacak. Bir de ailenizle alakalı baba, büyük baba, dede dediğimiz kişilerde ciddi bir kalp ve damar problemi olabilir. Bunları toparlamamız gerekebilir. Bunlarla ilgili sağlık koşturmanız olabilir. Bunları ihmal etmeyin diyorum. Evet, çocuklarınızla ilgili yatırım planı olan bazı kova burçları, evet bu planınız var da borçlarınız çok fazla var. Ne, yani parayı nereye harcadığınız belli değil. Bunları bir dengelemeniz lazım. Boyun fıtığı, boğaz enfeksiyonlarınız ve diş eti iltihaplarınız olabilir. Bu konular sizi rahatsız edebilir. Dikkat edin. Yükselen ve Ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Instagram sayfalarım astrolojiden ne haber? Akkaya official sayfamızı takip edebilirsiniz. Rabbim size şifa gibi gelsin. Bu hafta her şey için şifalanın diyorum. Allah'a emanet olun.